Son günlerde yaşanan terör olaylarına karşı bakışımız ve tavrımız nasıl olmalıdır? Olaylara bakışımız nasıl olmalıdır? Nasıl bir hal sergilememiz gerekir? Nasıl bir tavır içinde olmamız gerekir? Nasıl konuşmamız gerekir? Dolayısıyla nasıl hareket etmemiz gerekir? Her hal ve her durum karşısında mümin mutlaka ferasetle bakmalıdır. Basiretle bakmalıdır. Mümin feraset sahibidir. Yani Allah'ın nuruyla bakar. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Müminin ferasetine karşı takva sahibi olun. Yani sorumluluk sahibi olun. Onu ciddiye alın demektir bu. Müminin ferasetini, bakışını ciddiye alın. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakıyor. O Allah ile bakıyor. Allah'ın vahyi ile bakıyor. Eğer Allah'ın nuruyla bakmaz, ferasetle bakmazsa bu durumda iman ile bakmamış, Kur'an ile bakmamış, Allah'ın hesabını yapmamış demektir. Doğru bakmayınca doğru göremez, doğruyu anlayamaz, hakkı anlayamaz. Yanlış hüküm verir, yanlış düşünür, yanlış konuşur, yanlış şeyler yapar. Eğer Allah'a göre bakmıyorsak mutlaka şeytan bir yerden bize bir şeyler gösterir. O durum hakkında bize bir yorum yaptırır, vesveseyi verir, zannı yaptırır, sonra bizi ters tarafa sürüklemeye çalışır. Bu her zaman, her durum için, her olay için bu böyledir. Ama kul Allah'ın nuruyla bakarsa, Allah'ın vahyiyle bakarsa, Allah ile bakarsa nasıl hüküm verir? Hükmü Allah'a göre olur, ahirete göre olur. Dolayısıyla aynı şekilde selamete göre, barışa göre, kardeşliğe göre, dostluğa göre olur ki bu onu Allah'a yaklaştırır. Ters taraftan bakış da Allah'tan uzaklaştırır, şeytana yaklaştırır. Önce doğru bakmak gerekiyor. Baktığımızda neyi görmemiz gerekir? Allah'a göre, ferasetle baktığımızda, iman ile baktığımızda. Eğer müminler, ben müminim diyenler, Allah'a iman edenler, Resulüne iman edenler, ahirete iman edenler, eğer birbirine düşmüşse, birbirini düşman zannediyorsa, düşmanca birbirlerine karşı muamele ediyorsa, birbirini öldürüyorsa, birbirine karşı kin, nefret duyuyorsa, orada kardeşlik yok. Orada iman yok. Mümince bir tavır yok orada. Allah'a göre bakış yok. Ferasetle bakış yok. Çünkü mümin, mümini sever. Mümin, müminin imanını sever. Müminin imanı, diğer müminlerin İmanını sever. Eğer iman varsa sevebilir. İman yoksa sevemez. Onu düşman görebilir. O zaman düşman görür. İstediği kadar kendine fetva çıkarıp onlar mümin değil desin. Bizim gibi düşünenler, düşünmeyenler mümin değil desin. O mümin olmaktan çıkar. Zerre kadar imanın karşılığı cennettir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kalbinde zerre kadar iman bulunan cennete girer dedi. Ama zerre kadar kibir bulunan da cennete giremez dedi. Eğer imanı onu kardeş yapmıyorsa, mümince baktırıp sevmiyorsa, bu durumda kibri galip gelmiştir. Kendini beğenmiştir. Karşısındakini de küçümsemiştir. Ona zulmediyordur. Haksızlık ediyordur. Bir böyle mümince bakış vardır, Allah'a göre bakış vardır. Mümin bakarken neyi görmelidir, neyi görür? Allah bizi nasıl görmek ister? Bir ve beraber görmek ister. Kardeş olarak görmek ister. Birbirine yardım eden, birbirine destek olan, birbirini Allah'a taşıyan, cennete taşıyan, kazandıran kullar olarak görmek ister ki
Bu kula kazandırır. Nasıl görmek istemez? Düşman olarak görmek istemez. Birbirine kin duyan, nefret duyan, haset duyan, savaşan, birbirini öldürenler olarak görmek istemez. Kullarını böyle görmek istemez. Mümini böyle görmek istemez. Eğer biz mümin olduğumuzu iddia ediyorsak, Rabbimiz nasıl istiyor, nasıl seviyorsa bize de düşen Rabbimize itaat etmektir. Onu sevdiği gibi yapmaktır, yapmaya çalışmaktır. Aynı şekilde buna davet edip bunu tavsiye etmektir. Eğer herhangi bir şekilde Allah'ın sevmediği bir hali takdir ediyorsak, ona davet ediyorsak, siz de kin duyun, nefret duyun, haset edin, siz de düşmanlık yapın, siz de kavga edin, birbirinizi öldürün diyorsak, bu durumda Rabbimizi ciddiye almadık. Şeytanın bize verdiği vesveseyi aldık, kabul ettik. Allah'ın vahyinin önüne koyup ona uyduk demektir. Her konuştuğumuzda, her düşündüğümüzde, her yanlışı konuşup düşündüğümüzde o yanlışlarımız, o düşüncelerimiz bizi Allah'tan uzaklaştırır, şeytana yaklaştırır. Bizi mümin olmaktan çıkarır. Allah'ın rahmetinin içinden çıkarır. Allah'ın gazabının içine dahil eder bizi. Onun için doğru düşünmek lazım. Doğru bakıp, doğru anlamak lazım. Doğruyu konuşmak lazım. Doğru sadece Allah'ın söylediğidir. Allah'ın vahyettiğidir. Hak bir tek Allah'tır ve Allah'ın vahyidir. Yok eğer mümince düşünmüyor, başkalarına göre düşünüyorsak, ahirete iman etmeyenler gibi düşünüyorsak, nasıl bir tavrımız, nasıl bir halimiz olur? Allah'ın hesabını yapmayız. O andaki kendimize göre hesap yaparız, olaylara göre hesap yaparız, hüküm veririz. Ahirete iman etmediğimiz için doğru mu söyledik, yanlış mı söyledik, yanlış mı düşündük, bunu önemsemeyiz. Benim bu düşündüğüm, bu söylediğim, bu yaptığım hakkında Allah nasıl bir hüküm verir? Bu Allah'ın rahmetine mi, gazabına mı sebep olur diye bir hesap yapmayız. Neden? Çünkü Allah'a ve ahirete iman etmediğimiz içindir. İman etmeyenler bu hesabı yapmaz. Ne yaparlar? Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Küfür tek bir millettir. Küfür. Bakacağız. Tavrımızı küfürden yana mı koyuyoruz? Yoksa haktan yana mı koyuyoruz? O tek bir millet olan, dolayısıyla müminlere, Müslümanlara düşman olan o küfürden yana mı tavrımızı koyuyoruz, onları mı destekliyoruz? Yoksa Allah'tan, Resulünden, müminlerden, haktan, hakikatten, barıştan yana mı tavrımızı koyuyoruz? Ona bakacağız. Mesela şu andaki duruma baktığımızda neyi görürüz? Söyledim, mümin ferasetle bakar, basiretle bakar. Bakıp onu görür. Mümin tefakuh eder. Yani derinlemesine düşünür. Mümin tedebbür eder. Olayların, meselelerin arkasındaki sebeplere bakıp onu anlar ve hükmünü de öyle verir. Baktığımızda ortalığı karıştıran kimdir? İblis ve iblise uyanlar. Dolayısıyla ahirete iman etmeyenler, Allah'a iman etmeyenler. Ben Allah'a inanıyorum demek Allah'a iman değildir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmeyenler. Baktığımızda nasıl anlayacağız bunu? Her zaman için bu böyledir. İlk insan olan Hazreti Adem babamızdan kıyamete kadar hep durum aynıdır. Allah Adem'e, İblis'e inin aşağı dediğinde birbirinize düşman olarak aşağı inin dedi. Bir tarafta Adem babamız var, bir tarafta İblis var. Ve İblis ona düşmanlık yapıyor. Hazreti Adem de onu düşman olarak biliyor. Çünkü onu cennetten çıkarmış. Ona uyduğu için, onun o gözyaşlarına, o yalanına,
inandığı için. Ben sizi düşünüyorum. Ben sizden yanayım. Ben sizin cennette kalmanızı istiyorum. Ben sizin melekler gibi olmanızı istiyorum. Deyip gözyaşı döküp onu kandırdığından dolayı o da o gözyaşına kandığı için cennetten çıkarıldı. Eğer biz de onların yalanına, iblisin kullandığı insanların yalanına uyarsak, inanırsak, aynı şekilde gönlümüz cennet olmaktan çıkar, gönlümüzdeki o cenneti kaybederiz. Hayatı yaşarken etrafımız, bulunduğumuz yer cehenneme döner. Dolayısıyla gönlümüz de cehenneme döner. Cenneti kaybederiz, kendimizi kaybederiz, Rabbimizi kaybederiz. Şeytana uyduğumuz, inandığımız için. Şeytanlaşmış insanlara uyduğumuz, inandığımız için. Şu andaki duruma baktığımızda neyi göreceğiz? Amerika, İsrail, Fransa, İngiltere, Norveç, Almanya hep beraber Türkiye'yi de Suriye'ye çevirmek için. Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya, Lübnan'a yaptıklarını Türkiye'de de gerçekleştirmek için el birliğiyle, küfür tek bir millet, el birliğiyle ne yapıyor? Terörü destekliyor. Yakıp yıkıyor. İsyan ettiriyor. Milleti aç, susuz bırakıp isyan ettirmek için elinden geleni yapıyor. Bunu görmek lazım. Bunu görmeden olmaz. Hiç Yahudi'den, Hristiyan'dan, müşrikten müminlere dost olur mu? Onlar, müminler, Müslümanlar için doğruyu, hakkı, hakikati destekler mi? Onlardan düşmanlıktan başka bir şeyin görülmesi mümkün müdür? Ferasetle baktığımızda, Rabbimizin vahyiyle baktığımızda bunu göreceğiz. Allah söylüyor öyle. Onlardan sadece düşmanlık görürsün. Dostluk göremezsin. Sizin dostunuz Allah'tır. Resulüdür, müminlerdir dedi. Bu durumda bize düşen müminleri desteklemektir. Yahudi'yi değil, Hristiyan'ı değil, düşmanı değil, müşriki değil. Onlara sırtını dayananları değil. Hak neyse o. Allah mutlaka hepimizi huzuruna davet eder. Üç günlük dünyanın menfaati için, hayatı için, ahireti satmak, imanını satmak, Rabbini satmak bir mümine yakışan bir tavır değildir. Mümin bunu yapmaz. Mümin hakkı söyler, hakikati söyler. Rabbi ne söylemişse onu söyler. Eğer Rabbimiz sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir dediyse biz de onları dost edineceğiz. Diğerleri düşman. Diğerleri düşmanlık yapıyor. Zaten saldırıyor. Nasıl ki elbette ki hepsinin başında biri vardır. Kim vardır? İblis vardır. Müminlerin başında kim vardır? Allah'ın Resulü vardır. Resulullah Efendimiz vardır. Müminler Resulüne tabi olanlardır. İman edenler Resulüne tabi olanlardır çünkü. Allah'ın vahyine uyanlardır. Allah'ın vahyinin nuruyla aydınlanmış olanlardır. Nurlanmış olanlardır. Rabbine itaat edenlerdir. Resulüne de itaat edip tabi olanlardır. Kendine göre hüküm veriyorsa Allah'ı ve Resulünü kabul etmemiş demektir. Onun için ferasetle baktığımızda bunu net olarak görürüz. Nasıl ki iblis arkadaşlarıyla, kendisine uyanlarla beraber Müslüman olan ülkeleri, Müslümanları, Müslümanların memleketlerini cehenneme çevirdiyse, kana buladıysa, yakıp yıktıysa, insanların mallarını, şereflerini, namuslarını, haysiyetlerini, hatta imanlarını kaybetmesini sağladıysa, nasıl ki buna destek verenler iblisle beraber bunu yapabildilerse, aynı şeyi
şu anda Müslüman olan, başka bir memleket olan bu memlekette uygulamaya, yapmaya çalışıyor, uygulamaya koymuş. Gayeleri nedir? Memleketi Suriye'ye çevirmek. Eğer güçleri yeterse bunu yapacaklar. Bütün çabalarını, gayretlerini sarf ediyorlar. Hem de el birliğiyle bir ve beraber olarak bunu yapıyorlar ki küfür tek bir millettir. Bunu görmek lazım. Bunu görmemiz gerekir. Eğer görmezsek, gözümüzü kapatırsak, ben görmedim dersek ne buyurdu Allah? Ayet-i Kerime'de zalimlere meyletmeyin. Sonra ateş size de dokunur. Öyle bir azaptan, öyle bir gazaptan sakının ki o geldiğinde sadece zulmedenleri kapsamaz. Orada bulunan herkesi kapsar. O azap, Allah'ın azabı ve gazabı. Neden? Sadece zulmedenleri değil de hepsini birden kapsıyor. Yaşla kuruyu beraber yakıyor. Eğer yaşlar kurunun yanında durmazsa yaş yanmaz. Yaş olanlar, yani hakta hakikatte olanlar, eğer kuruların yanında durursa, yani yanması gerekenlerin yanında durursa, onları desteklerse, onlarla beraber olursa ya da onların zulmüne göz yumarsa, ben anlamadım derse, bu durumda yaşla kuru beraber yanar. Azap geldiğinde sadece zulmedenleri değil, öbürlerini de içine alır, hepsi beraber gazaba uğrar. Şu anda basiretle baktığımızda, Müslüman olan memleketlerin başına gelen bu değil midir? Bu. Yapanlar kimler? Bakacağız. Kim yapmış? Elbette ki oradaki insanları kandırıp size özgürlük getireceğiz. Size demokrasi getireceğiz. Size hak ve hukuk getireceğiz. Çok güzel yaşayacaksınız. Bu memlekette hepiniz zengin olacaksınız. Refah içinde olacaksınız. Bu İblisin cennetteyken Adem'e söylediğine benzemiyor mu? Numara aynı numara değil mi? Aynı numarayı yapıyor onlara. Aynı hileyi yapıyor. Eğer müminler de, evet, ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Adem unuttu. Adem Rabbinin kendisine olan vaadini unuttu. Bu ağaca yaklaşmayın demesini unuttu. Biz de eğer unutursak, İblisin bize o vaatlerine inanırsak, kanarsak ne olur? Kaybederiz. Cenneti kaybederiz. Cennetimizi kaybederiz. Gönül cennetimizi kaybederiz. Bulunduğumuz yerdeki Allah'a kulluk yaparken, Allah'ı zikrederken, tesbih ederken onu kaybederiz. Öyle ki artık yapalım da ölmeyelim. Nasıl yapalım da bir zarar görmeyelim. Nasıl yapalım da bir ekmek çoluk çocuğumuza yedirelim derdine düşeriz. Artık ahireti hatırlayamayız. Derdi zaten bu. İblisin derdi bu. Aynı şekilde nasıl yaparım da insanlara isyan ettiririm. İsyan edince ne olur? İsyan edince Rabbini kaybeder. İmtihanı kabul etmemiş olur. İsyan ettirmek için bütün çabasını, gayretini sarf ediyor. Kiminle beraber? Arkadaşlarıyla beraber. Onun için kıyamete kadar her zaman iki tarafı vardır. Bir taraf iblisin ve ona tabi olanlar, arkadaşları, bir tarafta da evet, Resulullah Efendimiz, peygamberler, peygamber varisleri, bununla beraber, onlarla beraber olan müminler vardır. Aradakilerse aklını kullanmayanlardır. Safını belirleyemeyenlerdir. Nasıl karar vereceğini, nasıl hüküm vereceğini, evet, Allah'ın nuruyla göremeyip arada gidip gelenlerdir. Daha doğrusu münafıkça bir tavır sergilemiş olanlardır, sergileyenlerdir. Eğer madem ki bu böyleyse, müminin ferasetle bakıp bunu görmesi gerekmez mi? Allah hep beraber selamete girin, silme girin, barışa girin, İslam'a girin demedi mi? Hep beraber, toptan. Mümin sadece ben diyen değildir. Mümin biz diyendir. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in diyendir. Biz Allah'a abdoluyoruz ve Allah'ı istiyoruz. Rabbimizi istiyoruz.
Ya Rabbi, yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Bizi sirat-ı müstakime hidayet et diyenler değil midir? Eğer biz demiyorsa, sadece ben diyorsa, bence diyorsa, bana göre diyorsa, bu durumda o mümince bir tavır ortaya koyamamış. Allah'ın muradını anlayamamış. Hep beraber Allah'a kul olmaya çalışmamışsa, bu durumda ters tarafa gider, farkında olmadan şeytanın tuzağına düşer. Onun için müminler bir ve beraberdir. Biz diyenlerdir. Mesela Kabe'de 107 vefat eden hacı kardeşlerimiz var. Orada dünyanın dört bir tarafında müminler, Müslümanlar beraber oluyor. Kabe'yi hep beraber tavaf ediyorlar. O vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Orada hep beraber Kabe'yi tavaf ediyorlar. Bir olarak dünyanın dört bir tarafında farklı renkte, farklı ırkta, farklı dilleri konuşan, farklı kültürleri olan insanlar bir araya geliyor ama hep beraber ne diyorlar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlar. Hep beraber bir taraftadırlar. Kimin tarafında? Allah'ın ve Resulünün tarafında. Birlikten yana, beraberlikten yana, kardeşlikten yana tavrını koyuyorlar. Tavrını koymanın eğitimini yapıyorlar orada. Provasını yapıyorlar daha doğrusu. Arafat'a çıktıklarında hep beraber dua ediyorlar. Hem müminlerin birliği, beraberliği, kardeşliğini orada yaşarken aynı zamanda bütün dünyanın üzerinde Allah'ın vahyi hakim olsun, birlik, beraberlik, kardeşlik hakim olsun, gönüllerde hakim olsun. Dolayısıyla bunun durdukları yerde kardeşlik hakim olsun diyedir. Kaybettiğimiz şey kardeşliktir. Mümin kardeşliğidir. İman kardeşliğidir. Kaybettiğimiz şey Rabbimizdir. Kaybettiğimiz şey insanlığımızdır. Mümin olmayanlara da böyle bakmak gerekiyor. Müminin bakışı ona, insanlara insan kardeşi olarak bakmaktır. Kendine tanıdığı hakkı ona da tanımaktır. Kendine nasıl bir hak tanıyor? Benim ebedi hayatımı kazanmam lazım. Benim cenneti kazanmam lazım. Kardeşine de o hakkı tanıyacak. Bunun için ona da yardım edecek. Zahiri olarak, dünyevi olarak hangi hakkı kendine tanıyorsa insan kardeşine de o hakkı tanımalıdır, tanımak zorundadır. Bu hakkı ona Allah vermiş. Yoksa birileri ben size bu hakkı tanımıyorum dese, başka birileri de çıkıp ben senin bu hakkını alıyorum demeleri yanlıştır. Allah zaten bu hakkı bize vermiştir, insana vermiştir. Herkes bu hakka sahiptir. Onun için Allah'ın verdiği hakkı da ne yapıyoruz? Savunuyoruz. Allah bize bir hak vermişse onu savunuyoruz. İnsan olarak savunuyoruz. Kimsenin bize zulmetmesine müsaade etmiyoruz. Zulme taviz vermiyoruz. Evet. Ama Allah'a ve ahirete iman etmeyenler sadece dünya hayatının hesabını yapar. Kendine göre hesapları vardır. Mevki hesapları vardır. Mal hesapları vardır. Dünya hayatının zevki, safhası hesabı vardır. Ama eğer hesabı Allah'a göre yapmıyor, ahirete göre yapmıyorsa, o insan olmaktan çıkmıştır. Bir insan ki, insan suretinde biri demek daha doğrudur. Rabbini kabul etmiyor. Rabbinin hükmünü kabul etmiyor. Rabbinin vahyini kabul etmiyor. Rabbinin gönderdiği nebileri, resulleri kabul etmiyor. Ona insan demek ne kadar doğru olur? Ondan nasıl adalet beklenebilir? Ondan nasıl hakkın yansıması beklenebilir? Ya da hakkı icra etmek beklenir, hakkı teslim etmek beklenir, hakkın savunulması beklenebilir. O, Allah'ın kendisine verdiği hakkı savunamamış. O hakka sahip çıkamamış. Allah ona Hazreti insan olma hakkı vermiştir. Allah'a dost olma hakkı vermiştir.
cenneti kazanma hakkı vermiştir. Kendi hakkına sahip çıkmıyor. Kendisi cehenneme sürüklenirken, şeytanın peşinden giderken ondan nasıl hak beklenir, adalet beklenir, güzellik beklenir, dostluk beklenir, kardeşlik beklenir? Beklenemez böyle bir şey. O kendi kendine dost olamamış. Evet. Ne buyurdu ayet-i kerimede Allah? Siz şimdi Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytani ve zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Allah seni kendine dost olarak yaratsın, sen şeytanın dostluğunu ona tercih et. Allah sana beni dinle desin, peygamberimi dinle desin, peygamberime tabi ol desin, sen şeytanın verdiği vesvesenin, zannın peşinden git, sonra söyle ben haklıyım, ben doğru yapıyorum. Hatta gelin bütün insanlara hakkı ben dağıtıyorum, adaleti ben dağıtıyorum, demokrasiyi ben dağıtıyorum, her neyse o. Müminler de ona inansın. Bundan daha gerizekalı biri olur mu? Bu nasıl mümin? Onun Rabbine ters düşüyor, o da onu tasdik ediyor. İnsanın düşmanı, Allah öyle buyurdu. Sizin düşmanınız olan, Allah'ın da düşmanı olan, insandan dolayı Allah'ın da düşmanı olan iblise tabi olmayın dedi. İblise uymayın dedi. İblisin peşinden gitmeyin dedi. Kimin peşinden gidin? Kime tabi olun? Kime uyun? Resulüme dedi. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin dedi. Ulul emir kim? Emir sahibi. Allah'tan emri almış olan, Allah'ın emrettiğini emreden, Resulünün emrettiğini emreden. Ayrı olur mu? Bir olması gerekir. Bu bir yönetici değildir. Kimdir? Peygamber varisleri. Allah'ın emrettiğini emreder, Resulünün emrettiğini emreder. İnsan önünde iki şık var, iki tercih vardır. Ya dünyayı tercih eder, ya ahireti. Ya Allah'ı tercih eder, ya iblisi. Ya Hazreti insan olmayı tercih eder, ya da hayvan olmayı tercih eder. Tercih insana aittir. İnsan olan, Allah'ı tercih eden, Resulünü tercih eden, ahireti tercih eden, Rabbini dinler, Resulüne de tabi olur. Ama onu dinlemeyenler, iblisin peşinden gider, iblisin yolları çoktur. Ne buyurdu ayet-i kerimede Allah? Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Karanlıklar çoktur, karanlık yollar çoktur ama nur olan, nur bir tanedir. Allah sizi nura davet eder. Kendi nuruna davet eder. Kendi vahyine davet eder. Kendi peygamberine davet eder. Sizi imana davet eder, cennete davet eder. Ama iblis o nurdan karanlıklara davet eder. Cehenneme davet eder. Yani karanlıklar çok dedim. Evet, müşrik olabilirsin, Yahudi olabilirsin, Hristiyan olabilirsin. Hiçbir şeyi kabul etmeyebilirsin, hiçbir şeyi beğenmeyebilirsin. Kendine göre ilahlar edinmiş olursun, olabilirsin. Bu ilahlar, bu putlar çeşit çeşit olabilir. Memleket puti, vatan puti, bayrak puti, ne bileyim. Put. Put olsun da ne olursa olsun diyor. Sen yeter ki bir puta tap. Demokrasi puti veya layıklık puti fark etmiyor. Put olsun da ne olursa olsun diyor. Herkes kendine baksın. Bir puti var mıdır, yok mudur? Allah'a mı abdoluyor? Yoksa putuna mı? Allah'ı mı seviyor, yoksa başka şeyleri mi? Tercihi Allah mıdır, yoksa başka şeyleri mi? Bakması gerekir. Mümine düşen imanını düzeltmektir. İmanını şirkten temizlemektir. Gönlünü putlardan temizlemektir. Öyle ki gönlünde bir tek Allah'ın sevgisi olsun. Aşkı, muhabbeti olsun. Onu yaratan Allah'tır. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yaratan O'dur. Onu varlıkta tutan O'dur. Sıfatlarından, isimlerinden, güzelliğinden güzellik veren O'dur. Ona ebedi bir hayat hazırlayan O'dur. Kendisine veli, dost olarak kabul eden O'dur.
Şimdi insan, ben insanım diyen, Allah'ın dostluğunu bırakıp başka tarafa, başka şeylere nasıl meyledebilir? Nasıl onların peşinden gidebilir? Onları Allah'a nasıl tercih edebilir? Eğer dense ki yok, biz Allah'a iman etmişiz, bunu da böyle tercih ediyoruz. Olmaz. Sen Allah'ı tercih ettiysen bu durumda yapman gereken şey nedir? Hesabını Allah'a göre yapmak, Resulüne göre yapmak, Kur'an'a göre yapmak. Evet, düşünürken, konuşurken, bir şey yaparken Allah'ın hesabını yapmak. Allah'ın hesabını yapmadıysak Allah'ı ciddiye almadık demektir. Neye göre, kime göre konuşuyorsak bu durumda onu ciddiye almışız. Eğer konuştuklarımız, düşündüklerimiz, yaptıklarımız insanların birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dostluğuna sebep olmuyor, vesile olmuyorsa bu durumda şeytanla beraber olduk demektir. Konuştuklarımız, düşündüklerimiz, yaptıklarımız eğer düşmanlığa sebep oluyorsa, insanların birbirinden nefret etmesine sebep oluyorsa, birbirine düşman olmasına sebep oluyorsa, birbirini vurmasına, kırmasına, öldürmesine, kan dökülmesine sebep oluyorsa, o şeytandan yana durmuş, iblisten yana durmuş. Allah'ın söylediğini değil, iblisin söylediğini kabul etmiştir. Allah bize Hazreti Adem'in iki oğlundan, Habil'le Kabil'den haber veriyor. Kabil, haset ettiğinden dolayı Habil'e seni öldüreceğim dedi. Habil ne dedi? Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için sana müdahalede bulunmam, elimi uzatmam. Eğer sen bunu yaparsan benim de günahımı yüklenmiş olur, cehenneme gitmiş olursun. Sözde Kabil de mümin, Müslüman, Hazreti Adem'in oğlu, sözde Allah'ı seviyor, sözde iman etmiş. Bu mümin değildir. Mümin budur. Mümin olsaydı bunu yapabilir miydi? Rabbini dinlemedi. Kimi dinledi? Şeytanı dinledi. İblisi dinledi. Ama bununla beraber ben haklıyım dedi. Onun için Allah Resulullah Efendimiz için ne buyurdu? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ben seni sadece, yalnız, alemlere, bütün insanlığa, bütün insanlara, bütün alemlere, bütün varlığa rahmet olasın diye gönderdim. Sen rahmetsin dedi. Rahmet. Nasıl rahmet oluyor? Hidayet oluyor. İnsan için cennet oluyor. Nimet oluyor. İkram oluyor. İnsanları Allah'a davet ediyor. Allah'a dostluğa davet ediyor. Cennete davet ediyor. Gönlünün cennet olmasına davet ediyor. Hazreti insan olmaya davet ediyor çünkü. Bununla beraber onu eğitiyor, yetiştiriyor. Kendisiyle beraber olanlar gökteki yıldızlar mesabesinde oluyor. En kötü halde. Rahmet budur. Ama kendisine düşmanlık yapanları da tövbe edince ne yapıyor? Affediyor. İman edince affediyor. Herhangi bir şekilde onlardan intikam almıyor. Neden? Alemlere rahmettir de ondan. Rabbini biliyor ve tanıyor da ondan. O bilir ki her bir kul üzerinde Allah'ın bir muradi vardır. Her bir kul üzerinde. O biliyor ki her bir kul üzerinde Allah'ın muradının gerçekleşmesi için sarf ettiği her çaba, her gayret Allah'ın rızasına vesile olur. Allah'ın sevgisine vesile olur. O Allah'a aşık biri. Kendini değil, nefsinin değil, Allah'ın hesabını yapan biri. Ona tabi olanlar da öyle olmalıdır. Öyle olabildiği kadar, rahmet olabildiği kadar ona yakın, Resulullah Efendimiz'e yakın, Allah'a yakın olur, cennete yakın olur, Hazreti insan olmaya yakın olur. Ama rahmet olmadıysa, musibet olduysa, azap olduysa, insanlara bela olduysa, kan olduysa, gözyaşı olduysa, düşmanlık olduysa, o da
şeytanla beraber olmuş. Şeytana arkadaş olmuş. Allah'ın dostluğunu, Resulünün dostluğunu, müminlerin dostluğunu bırakıp şeytani ve zürriyetini dost edinmiştir. Doğru bakıp doğru görmek lazım, doğru anlamak lazım, doğru konuşmak lazım. Doğru bir tek Allah'ın buyurduğudur. Hak Allah'tır. Haklı olan Allah'tır. Hak olan Allah'ın vahyidir. Doğru olan Allah'ın vahyidir. Hak olan, doğru olan Resulullah Efendimiz'in gittiği yoldur. Yaptığıdır, yaşadığıdır, yaşattığıdır. Ya biz de asr-ı saadeti buraya taşır, Resulullah Efendimiz'e tabi olur, canlı Kur'an'a tabi olur, Allah'ın vahyi, ayetleri, Kur'an, Resulullah Efendimiz bizde tecelli eder, ona benzeriz, onunla beraber oluruz, ahirette de onunla beraber oluruz, ya da kendi kendimize din üretir, hüküm verir, Resulullah Efendimiz'i tanımadan, anlamadan, iman etmeden, kabul etmeden, tabi olmadan kendimize bir yol çizeriz, yol seçeriz. Sonra da Müslüman olduğumuzu zannederiz. Mümin olduğumuzu zannederiz ki Allah bizi kabul etmez. Mümin, Müslüman olarak. Ona tabi olursak iman etmiş oluruz. Rahmet olursak iman etmiş oluruz. İnsanlara cennet olursak, güzellik olursak iman etmiş oluruz. Allah'a abd olmuş oluruz. Her halükarda Allah'ın rızasını gözetir. Rabbim ne der deyip hayatı yaşarsak iman etmiş oluruz. Yoksa birileri şöyle söyledi, birileri böyle söyledi. Peki Allah ne dedi? Allah'ın ne dediğini anlamaya çalışman gerekmez mi? Hani iman etmişsin? Hani ahirete iman etmişsin? Mümin olmak böyle midir? Müslüman olmak böyle midir? Evet. Mümin mutlaka haktan yana durur, Allah'tan yana durur, Resulünden yana durur, Allah'ın vahyinden yana durur. Bir şeyi konuşurken Allah'ın hesabını yapar, öyle konuşur. Bir şeyi düşünürken Rabbim ne der? Rabbim ne demiş? Resulü nasıl yaptı? Der. Hayatı yaşarken bunu böyle yapar, aynı şekilde bu şekilde de tavsiye eder. Yoksa birilerini Rab edinmiş olur, Allah'ın yerine koymuş olur. Evet. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz ferasetle bakmalıdır, basiretle bakmalıdır ve bunu görmelidir. Bir yanda iblis, şeytanlar ve ona tabi olanlar zürriyeti, bir yanda da peygamber, Allah'ın vahyi, müminler. İblis ve taraftarlarının, onunla beraber olanların ne kadar hunharca, canavarca nasıl saldırdığını hep beraber görüyor ve seyrediyoruz. İbret almak lazım. Ders almak lazım. Eğer hesabı Allah'a göre yapmazsak, Allah bizi huzuruna aldığında sorar, kulum kimden yana durdun? Nasıl tavır koydun? Benim hesabımı nasıl yaptın? Barış olsun diye, güzellik olsun diye, kardeşlik olsun diye ne yaptın? Yoksa sen de o taş, o ateşe sen de odun mu attın? Sen de bir şeyler mi söyledin? Yoksa haktan, hakikaten barıştan yana mı durdun? Kardeşlikten yana mı durdun? Diye hesaba çekmez mi? Evet. Bir insanın ölümüne bile eğer rıza gösterirsek, doğru yaptı dersek, bu doğrudur dersek, o cinayete ortak olmuş oluruz. Kaldı ki yüzlerce, binlerce insanın öldüğü bir yerde, katledildiği bir yerde, eğer o cinayetlere sessiz kalırsa, hiçbir şey söylemezsek, ya da o cinayetleri işleyenlere bunlar doğru yapıyor dersek, biz de onlara ortak olmuş olmaz mıyız? Destekledik. İçinde bulunmamız gerekmiyor.
desteklediysek içindedir. İçindeyiz. İşlenmiş olan, işlenen bütün cinayetlerin de aynı şekilde ortağı olmuş oluruz. Kabil'e doğru yaptı demiş oluruz. Evet. Ya Kabil'den yana duracağız, İblis'ten yana duracağız ya da en kötü ihtimalle Habil'den yana, Adem'den yana durmak lazım. Adem öyle mi istedi? Öyle olunca ne yaptı? Feryat etti. Evet. Allah bizi basiretle bakanlardan eylesin. Ferasetle bakanlardan eylesin. Allah'ın nuruyla bakanlardan eylesin. Allah'ın Resulüyle bakanlardan eylesin. Amin. Allah ile bakanlardan eylesin. Amin. Allah'ın hesabını yapanlardan eylesin. Amin. Allah bizi haktan yana, hakikatten yana, birlikten yana, beraberlikten yana, kardeşlikten yana olanlardan eylesin. Amin. Buna davet edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Amin. Savaştan yana, katilden yana, cinayetten yana, kaostan yana olanlardan eylemesin. Amin. Onlara destek verenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Amin.